Çok muhterem beyefendiler, muhterem hanımefendiler. Ben bir hatırayla başlayacağım. Yani 1950 ile 60 arasındaki Türkiye nasıldı, İstanbul nasıldı, hoca efendiler nasıldı? İlk İmam Hatip talebelerinden biriyim ben de. Nasıldı? Şu bakımdan, çünkü oradaki o zamanki hoca efendilerin değeri. Onlar nasıl bir bedel ödedi? Nasıl bir imanların bedelini ödedi? Malum Cenab-ı Hak Kur'an garden hasene buyuruyor. Güzel borç buyuruyor. Nasıl bir zor mekanlarda çalışan memurlara mahrumiyet primi verilir? Cenab-ı Hak da o zor zamanlarda gayret eden müminlere garden hasene güzel borç buyuruyor. 1950-60 yıllar arasında İstanbul'daki manevi manzaralar nasıldı? Kur'an-ı Kerim öğretimi, hoca efendiler ve hoca hanımlar nasıldı? Ben kendimden misal vereceğim. 7-8 yaşındayken Erenköy'de doğmuştuk. O zaman çok tenhadı Erenköy. Hoca hanıma giderdik. Hoca hanımın bir ahşap bir evi vardı. Her tarafı sallanan. Uzaktan bir bekçi geçerdi. Oğlum yatın yere derdi, biz yatardık. Bekçi oradan geçerdi, biterdi. Oğlum bekçi geçti, başını kaldırın derdi. Şayet eğer hoca hanım eğer yakalansa karakola götürür, kimse de soramazdı. Yani nasıl bir garden hasene. Rahmetli peder de anlatır, Musa efendi. Bize de babam derdi, Kadınan'dan, Konya'dan bir hoca efendi getirdi. Biz de orada Bodrum'da bize Kur'an-ı Kerim öğretirdi. Gündüzleri de bahçeye sulardı. Yani bir bahçıvan sıfatı içinde bulunurdu. Ezan-ı Muhammedi kendi lisanına döneceği zaman tahminen 1951 yıllarındaydı. O zaman rahmetli annem dedi ki bugün dedi bir ezan dinleyeceğiz ilk defa dedi. Hatta bu gece o gün bir çocuktum ben. Hanımlar dediler ki, bu gece yatmayalım dediler. Yatmayalım, kaçırmayalım. İlk defa bir ezan-ı Muhammedi'yi dinleyelim. İstanbul İmam Hatip Okulu açıldı. Ben ikinci sene talebesiyim. Oradan da biraz bahsetmek istiyorum. Vefada açıldı. Oraya bir ortaokul terk etmişti. Burada tedrisat yapılmaz diye. Camları kırıktı, ahşap. Karton konuyordu camlarına. Merdivenden çıkan trabzonlar yoktu. Her basamaktan ayrı bir ses çıkıyordu. Yani bina hemen hemen yani bir şey durumdaydı, yıkılacak durumdaydı. Fakat çaresizlik o zaman. Hoca efendiler o zaman, Celal Öktem hocamız vardı. Onun çok büyük emeği geçti. Parkinson hastasıydı. Bir kardeşimizin kolunda gelirdi. O zamanki hoca efendilerin durumu, son bir Osmanlı bakiyeleriydi. Yani nasıl bir damat, gelin, aile, bir düğün günü sevinir, heyecanlanır. Onlar da o şeyi bir heyecan yaşıyorlardı. Hocamız da bilirler, beraberdik. Bir heyecan yaşarlardı. Hatta hocamız, Celal hocamız o kadar şeydi ki, bir onun açılışı, ne kadar Milli Eğitim'e gitti geldi, ne kadar çevrildi. En sonunda dedi, tamam açabilir miyim dedi, açabilirsin hoca deyince, bakın demiş, benim yüzüme tükürseydi her seferinde yine bu okulu açmak için, bu mektebi açmak için gelirdi. Bir heyecan, iman heyecanı. Bize de bir sene, o zaman İmam Hatiplerin 4. sınıfı usulü fıkıh dersi vardı. Aradan yarım asırdan fazla geçti. Hala o ticaret aldık vesaire ondan sonra. Fakat o hoca efendinin okuduğu dersten bazı cümleler hatırımda. Mesela bize teklifin şartı memurun bin kudretidir. Eğer memurun bin kudreti yoksa teklifi mala yutaktır. Daha o zaman
50 sene küsür sene evvel hatırımda kalan Hoca Efendi'nin dersinden bir cümle. O zaman kitap da yoktu. Başka bir okuldan bir tefsir bulunmuştu. Yarımı çıkar, yarımı çıkmaz. O tefsir de Hoca Efendi bize usul fıkıh notlarına verirdi. Bir Hüseyin hocamız vardı. Hüseyin Karagöz soyadı. Bu hocamız derdi, hoca oğlum de ben sabahleyin 7'de geleceğim. Kamış kalem getireceğim, çin mürekkebi getireceğim. Hatta çalışmak isteyenler buyursun, ben hatta çalıştırayım. Kur'an bilmeyenleri de evet. Kur'an bilimi okusun. 8'de yemek verilecek talebeye. Aşağı iner yemekhanede bulgur çorbasını kendisi dağıtırdı. Bir gün. Ertesi gün halden bir iki teneke zeytinyağı alırdı. Tabaklara zeytinyağı konurdu. Sırf zeytinyağı olan zeytinyağında ekmek verilirdi. Haftada bir iki gün kurban gelirdi. Daha ziyade o zaman halden gidip biraz kalıntı sebzeler alınırdı. O iki kurban eti bu 300-400 talebeye yemeğine konurdu. Hatta arkadaşlar iyice böyle karavanayı karıştırırlardı. Ufakçık bir et parçası bulunuyor. Vecettü, vecettü, vecettü derlerdi. Daha da yemek çıkmadığı zaman da kardeşler üzüm ekmek alırlardı. O şekilde devam ederlerdi şeylerini. Ben çabuk çabuk geçiyorum. Bir Mahmut Bayram hocamız vardı. Bize Arapçaya gelirdi. Silgi kaybolmuşsa hemen ceketiyle silerdi. Hiç vakit kaybettirmezdi. Oğlum derdi, ben Kızıl Minare'de, Aksaray'da imamım. Eğer ders anlamayan varsa ikinden sonra gelsin. Ben onlara dersi tekrar edeyim derdi. Derdi ki bize, nasıl bir heyecanla gelirdi? Eğer bilin ki Mahmut Hoca o gün derse gelmemişse, hazırlanın, hocanın cenazesine gelirsiniz. Hastalık bir mani değil. Vefatına yakın ziyaretine gittim. Baktım felç gelmişti, ayağını zor atıyordu. Şöyle bakmışım ben kendisine. Oğlum dedi, bana bakma öyle dedi. Ben biliyorsun eskiden koşardım dedi. Şimdi felç geldi, bir adımımı zor atıyorum, kaç sefer Allah diyorum. Benim bu hastalık zikre alıştırdı. Onun için ben halimden memnunum oğlum derdi bize. Yaman dede vardı. O zaman ferahlamak etki yandım ya Resulallah. Bize tahtaya yazdırmıştı. Buradan bazen Üsküdar'dan beraber giderdik. Derin bir insandı. Bu vapurun ikinci mevkinin alt katına şey yapardı. Yeşil bir paltos var cübbeyim, ona sarılır. Onu böyle bir murakabe halinde giderdi. Rengi böyle bronz rengi olmuştu. Derste Mesnevi'den Farsça vardı o zaman haftada 2 saat. Farsçadan 10 dakika bir gramer anlatırdı. Ondan sonra Mesnevi'den 2 beyit yazardı. Hem ağlardı hem anlatırdı. Biz derdik bu yaşlı hocamız niye ağlıyor acaba derdik. Farkında değildik o zaman. Fakat bant alıyor sonra farkına vardık. Seneler sonra farkına vardık niye ağladığını. Yazdığı mısraları şeyde beyitleri de sonra anladık. Böyle bir çok kıymetli bir şeydi. Bir hak aşığıydı. Bir arkadaşımız görüyor bu Galata Mevlânesi'ne giderken duvara dayanmış. Böyle halsiz, bitkin, takatsiz. Hocam hayrola diyor. Sizi alayım hemen bir hastaneye götüreyim diyor. Yok oğlum diyor. Resulullah hatırıma geldi de böyle ben halsiz kaldım diyor. Diyorlar bir arkadaşımız hocam dese Mesnevi'den Mevlana'dan bahsediyorsunuz. Oğlum diyor beni Mevlana elimden tuttu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kapısına götürdü. Böyle bir derin ağlardı derse gözünün altı bir çukur şeklindeydi. Bir havuz gibi gözyaşları o çukura dolardı. Tabii bir bize anlamazdık biz o Mesnevi'nin o mısralarından o zaman. Hocam bize hali tesir ederdi. Yani hal inikas olurdu. Nureddin Topçu diye bir hocamız vardı. Onun çok yüksek kültürü vardı. Sosyoloji ve felsefe grubuna gelirdi. O zaman dersler epey güçlü ve ağırdı. Fransa'dan gelmişti. Orada doktorası doçentti. Fakat dindar olduğu için alınmamıştı. Onun için bize geliyordu.
Zaman zaman da hoca gelirdi, Celal Hoca'nın dersine girerdi bizimle beraber, otururdu. Fakat kültür çok genişti. O zaman İslam felsefesi diye bir dersimiz de vardı. İşte Elkindi, Farabi, İbn Sina, Gazali filan. Dedi ki bir arkadaşımız Nurettin Topçu'ya, "Hocam," dedi, "bu İslam felsefesine siz girseniz," dedi. "Yok oğlum," dedi, "dünyada, şeyde, Türkiye'de bir kişi o dersi verir," dedi. "O da Celal Hoca," dedi. Ve Celal Hoca da gelirdi, Celal Hoca'nın dersine gelirdi. Bizimle beraber hocamız, Nurettin hocamız, Hoca Efendi dersini dinlerdi. Bu ders zor bir derstir, derdi. Tasavvuf bilecek, derdi. Felsefe bilecek, derdi. İlmi kelam bilecek, derdi. Bu çok zor bir ders. Bunu ancak Celal Hoca okutur, derdi. Tabii çocuktu, kıymetini bilemedik maalesef. Mahir hocamız vardı. O da bize bir edebiyat zevkini verdi. Hocayı, onun zaman zaman da şeyde Kanlıca'da sohbetleri oldu, çay sohbetleri. Bir iki seferde fakir de gitmiştim. Fakat hocayı çok severdik. Ama hocaya bir soru sorayım diye. Yani bir soru sorayım, bir sorun hocanın bir iltifatını şey yapayım diye. Bir gün hocam dedi, "Ben şu mısrayı anlayamadım," dedi. Okudum mısrayı da. Nedim'in bir mısrasıydı. "Bir daha oku bakayım oğlum," dedi. Bir daha, "Yok," dedi, "vezin düştü," dedi. "Bu," dedi, "böyle değil, böyle olmalıydı," dedi. "Sen matbaa bunu yanlış şey olmuş," dedi. Velhasıl yani o zaman bir Osmanlı bakiyelere çok kıymetli bir hocalarımız vardı. Çarşamba'da İmam Hatip yapıldı. Biz 4. sınıftayken ortaokulun sonunda Çarşamba'ya geçtik İmam Hatip'e. Rahmetli Menderes geldi. Maarif Bakanı, Milli Eğitim Bakanı Tevfik İleri gelmişti. O kadar çok heyecanlanmıştık ki, Tevfik İleri'nin hâlâ bir cümlesi hatırımdadır. Dedi ki, "Dinin mani terakki olduğu nazariyesi bizzat kendi tarihimizde fiilen reddedilmiştir," dedi. Bu şekilde bir konuşmaya başlamıştı. Nâsami Banarlı vardı. O da bir Mevlana'yı anlattı. Bir hümanizm nedir? İslam nedir? Mevlana'da bir vicdan toleransı. Onun üzerine uzun bir Banarlı Hoca'da bir sohbet. Hâlâ onlar hatırımızdadır. Numan Kurtuluş Bey'in babası Doktor Niyazi Bey de gelip mecanen bazen geceleri filan nöbetçi kalırdı. Talebelerin üstünü örterdi gece. O da ayrı bir şeydi. Nasıl bir manevi bir heyecan. O zaman durum nasıldı? Yolda giderken hanımlar sorarlardı, "Evladım, nereye gidiyorsun?" diye. İmam Hatip demekten çekinirdik. "Oğlum," derdi, "niye doktor, mühendis, mimar olmuyorsun da niye sen cenaze yıkayacaksın?" derlerdi. Yani daima bir din adamı bir tahfif edilirdi. Yani öyle bir şeydi. Tabii o zaman bizim nereye gideceğimiz de yoktu. Yani önümüz de şeydi, o zaman kapalıydı. Bir taraftan da diğer taraftan da Vurun Kahpe'ye Halide Edip bin şeyi o romanı yayılırdı elden ele. Ona benzer şeyler yayılırdı filan romanlar yani dini istifaf edici, istikrar edici, dindarlı bir vatan haini, 200'lü insanlar gösteren böyle bir propagandalar olurdu. Ben oradan Fahri Köylü'ye geçeceğim ki yani o zamanı yani Süleymaniye Camisi'nin, Sultanahmet Camisi'nin bahçede bir top sahasıydı mahallenin. Orada top oynanırdı. Hiçbir şey yok, kupkuruydu. Caminin duvarları isti pisliydi. Halılar iyice böyle kabarmıştı. Ve caminin pencereleri de bir kısmı kırılmıştı. Şeyler camları, karton marton konmuştu. Süleymaniye'de mesela bir saf cemaat olurdu olmazdı. Orada cemaat kimler vardı? Hammallar vardı, bekçiler, kapıcılar vardı. Bir de turistler vardı gelen. Dolmabahçe Camisi vardı. Bu ampir ve barok tarzının şeyin sahildeki o Dolmabahçe Camisi. Onu bizzat kendim gezdim ve gördüm. Kayık ve sandal müzesiydi o zaman.
Şehzadebaşı Camii'nin arkasında Burmalı Mescit vardı. O bir Ermeni'ye kiralıktı. Vefa Bozesi'nin yanında da bir ufak bir cami vardı. Hala orada o, evet o halkalar durur. Oraya da nalbant girerdi. Atının nallarını çalar, çakar ve çıkardı. Yani camilerdeki manzara buydu aşağı yukarı. Kitap olarak ne vardı? Benim amcam Hulusi Topbaş Hamdi Bey'in Hamdi Hoca'nın yani hak dini Kur'an dili müfessir Hamdi Efendi'nin damadıydı. O zaman bu tefsiri bastırmıştı. Mağazaya koymuştu. Mağazanın bir yerine bir depoya koymuşlardı. Pederin ifadesi ancak derdi senede 30 ve 40 tane alan olurdu. Bunları zaten çoğunda hibe olarak verir, yeter ki alsınlar, okusunlar diye. Ancak onu Mısır'dan gelen, orada Eser'de, Şam'dan gelen kişiler alırdı, Türkiye'den tek tük alırdı. Yani 30-40 tane bir senede anca giderdi. Yani kitap da yoktu. Efendim tabii bu, şuradan buralara girdim. Garden Hasene, yani o zor zamanlarda yapılan bir cihat. Emri bil maruf ve nehi anil münker cihadı. Tabi bunlar o zamanlar fidanlar dikti, tohumlar attı. Elhamdülillah Cenab-ı Hak o tohumlara bereket verdi. İnkişaf etti elhamdülillah. Nereden nereye gelindi bugün? Ve bu hak dostları nedir o zaman, kimdir denince cevap olarak deriz ki zahir ve batın ikmal etmiş, kalbi merhaleler kat ederek mükemmellik, davranış mükemmelliğine ulaşmış olan salih müminlerdir. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, onun eshabının hallilerinin zamanına yayılmış zirveleridir. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görme şerefine nail olamayanlar için onlar eshabın birer fedakar numunesiydi. Zaten Hafız Efendi'nin okuduğu ayet-i kerime de ticareten lentabur buyuruluyor. Onlar Kur'an'ı yetlûne tilavet eden, kendi Kur'an'a adayanlar, namaz çok mühimdir, namazı ikame edenler, Allah'ın verdiği nimetleri infak ederler. Onlar, Cenab-ı Hak onları unutturmuyor. Cenab-ı Hak Meryem Suresi'nin sonunda imana iman edip amel salih amel işine gelince onu çok merhametli olan Allah gönüllerine bir sevgi yaratacaktır. Yani o sevgi devam ediyor. Bu seminerin yapılma sebebi de o hak dostlarının fedakarlığını hatırlama. Gelelim dedem Fahri Kırlı'ya. Ben onun büyük torunuyum. 1901-1968 doğum vefatı. Gençliği bir ticaret adamıydı. Malatya'dan İstanbul'a geliyor. Manifatura işiyle meşgul oluyor. Bir takım zuhuratlar oluyor kendisinde. Kendisi İslam'a adıyor, nezir ediyor. 40 yaşında hafız oluyor. Ki 40 yaşında hafızlık malumunuz zordur yani. Çünkü 40 yaş hafızlık için yaşlık çağıdır, ihtiyar çağıdır. 40 yaşında hafız oluyor. Nakşibendi meşayihinden Hasip Efendi'ye intisap ediyor. Çemberli Taş Atik Ali Paşa Camii'nde imamlık vazifesi görüyor. İmam maaşını da aldırırdı müftülükten. Onu da talebelerine infak ederdi. Tabi burada ayet-i hadis-i şerifte İki kişiye gıpte edilir. Biri kendisini Kur'an'a adayanlar. İkincisi mal, mülk vesaire neyi varsa Allah yolunda sarf edenler. Bunları Resulullah Efendimiz onlara müjdeler olsun buyuruyor. Ve bu sırf bu üç büyük şey değil. O zaman daha evvel sempozyumu yapılan hoca efendiler vardı. Bir kıraat imamı şey vardı. Yeraltı Camisi'nde Ali Efendi vardı. Bir Zekai Konrapa vardı, bize siyer dersini veren, bize siyer zevkini veren, Efendimiz'i tanıtan. Velhâsıl o zamanlarda elhamdülillah bu hoca efendiler canlarıyla, dişleri, bütün fedakarlıklarla gayret halindelerdi. Fahri Kırlı Çemberitaş'ta oturuyordu. Oturduğu evin alt katını gayri resim bir Kur'an kursu haline getirmişti. Ben görürdüm. Ufaktım tabii ben, İmam Hatip'in ilk talebeleriydim. Anadolu'dan bir kişi
ince bir şilteyi böyle sarar urganla, çocuğun da elinden tutar, bir de eline şu kadar bir bulgur torbası getirirdi. Nereden başlardı? Sultanahmet İmamı Gönelli Mehmet Efendi'den başlardı. Orada çocuğunu dolaştırır. Ben bu yavrumu nereye bırakayım diye. Dedemin oraya gelirdi. Dedem der, bak oğlum der, yer bu kadar der. Bak burada yiyor, burada yatıyor, burada şey, yer yok derdi. Hoca derdi, sen bilirsin derdi. Şiltiyi bırakırdı, o da kaçıp giderdi. Artık şey de, hatta hatırımızdadır. O gün sayfa verenlere, ders verenlere 25 kuruş verilirdi. Veremeyenlere 25 kuruş verilirdi. Verenlere 30-40 kuruş verilirdi. Yani imkansızlık da çok, çoktu. Kur'an kursu sık sık polisler basardı. Tabii gayri resmi bir şey polis. Ama Hoca Efendi derdi, bizim başımızı derdi sokma derdi, bu talebeleri dağıt derdi. Rahmetliyem dağıtırdı fakat bir sonra, birkaç gün sonra tekrar açardı. Yani bir roman vardı, Sufi Komiser diye. Nerede bu Sufi Komiser oynanırdı? Devamlı bir baskı ortamı şeyinde, devamlı o zor anlarda bir hafız yetiştirme. Tabi burada ferdi olarak da, mesela Abdurrahman Efendi, o da camisinde. Diğer bazı hoca efendiler caminin kenarında hafız yetiştirme gayret ederlerdi. Hatırımda kaldığı üç baş medresesi vardı o zamanlarda. Fahri Kılıç'ın sonra Taşlı Tarla'da bir Kur'an kursu vardı. Nuri Osmaniye Kur'an kursu vardı. Süleyman Efendi'nin de bu şeyde Çamcı'nın arkasında ufak bir Kur'an. Hepsinin talebesini toplasak yekûnen bugün bir Kur'an kursu kadar bile değildi. Fahri Kılıç vaizlik de yapardı. Tabii zaman zaman bu vaizliği de taşardı, coşardı, kendini tutamazdı. Hemen arkadan karakola davet edilirdi. Bugün çok rahat söylediğimiz şeyler o zaman yasak sözlerdi. 1954 yılında bir rüya görüyor. Rüya üzerine bugün Gazi Osman Paşa'nın Taşlı Tarla'da, o zaman bomboş Taşlı Tarla'da bir cami bir de bir Kur'an kursu inşaatına girişiyor. Bugün halen imam hatip orada devam ediyor. Cami de devam ediyor. Oraya belediye otobüsüyle giderdi. Aman 5 kuruş ayrılsın onu ben hafızlarıma vereyim illaki. Annem rahmetle sıkıştırırdı, baba derdi, ne olursun derdi, ufak bir araba al derdi. Peki kızım filan derdi, geçiştirirdi. Yeter ki ne kadar tasarruf ederse, o tasarrufu o hafızlar için harcayacak. Ramazan'da bir gün Atikali Çember Camisi'nde teravih kıldı, bir gün de evinde kıldırdı. Evinde ya 3 kişi ya 4 kişi olurdu. Çünkü 3 günde bir teravihte hatim indirirdi. Yani ne kadar? Yani 10 sayfayla. Zaman zaman da dinlenirlerdi arada. Biz de tabii çocuk bakardık anca. Yani 2-3 kişi anca dururdu. Herhalde sahura yakına kadar o devam ederdi. Yani bütün gayesi Kur'an-ı Kerim'e olan hizmetti. Yirmi küsur sefer çok manevi şey çok zengindi. Manevi dünyası. Tahmin ederim o zaman zor zamanlar, vize verilmiyor filan. 20 küsur hacca gittiğini tahmin ederim. Gidişler kaçaktı. Bazen hudutta dövülürdü, dayak yiyerek gelirdi. Hatta bir zamanda bir dostumuz söylüyor, o tellerin altından geçen üst baş yırtılıyor. O şekilde hatta o ahbabın evinde dikiyorlar şeyini, o şekilde yine devam ediyor. Ali Ulvi Kurucu hocamız derdi, hacca 7 kişi geldiğinde bakarım 7 kişiden biri Hacı Fahri Efendi olurdu. Yine oradan bir hatıra, amcalarımla gidiyorlar, Hulusi Topbaş ve Nuri Topbaş'tan. Safa Merve arasında say yaparken bayılıyor, düşüyor. Amcamın biri diyor ki, hemen diyor bir vasıta bulalım, o zaman hastane de yok orada şeyde. Mekke'de yahut da kifayetsiz. Hemen diyor bir diyor araba bulalım. Hoca Efendi'yi şey taşıyalım. Hastane Cidde'ye. Gözünü açıyor Hulusi Bey diyor ben burada ölmeye geldim diyor. Bunu buradan bir yere götüremezsiniz diyor.
Biz Sultantepe'de oturuyorduk. Sultantepe o yokuşu çıkardı ama kalp hastalıktan kalbi atardı devamlı. Annem derdi ki, baba derdi, 2,5 liran yok mu derdi, bir taksiye binsen, bir taksiye de çıksan derdi. Kızım filan derdi, biraz laf şeyine getirirdi. Yine bir Sultantepe bir taksiyle çıkmazdı. Niye? Oradaki 2,5 lirayı hafızlarına verecek. Dükkandan ticarette kardeşle ortaktı. Her ay muayyen bir para çekerlerdi. Kendisi çektiği gibi o parayı bitirirdi bir gün içinde. Rahmetli anneannemin onda birkaç kirası vardı. Hanım dermiş, bana biraz borç ver. Beyim daha dün aldın, 2 gün oldu alalı mağazadan. Onu ben bankaya yatırdım. Git bankadan çek. Yok orada şey, bu Ahiret Bankası. Vefatında bir manzara. Çok zâkir bir şahtı. Hatta binlik bir tesbihi de vardı. Vefatında yatırmışlardı şey Kayrola'ya. Teyzem dedi ki, gel dedi, dedeni bir gör dedi. Şu şey kısmı, kalp kısmı oynuyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, öyle haşr olursunuz. Vefatından sonra kendisi bir ahbabı görüyor. Ben artık diyor, artık iyice gençleştim diyor. Ne bıraktı çoluk çocuğuna arkadan miras olarak? Hafız talebelerini bıraktı miras olarak. Ne bıraktı miras olarak? Karakter ve şahsiyet mirası bıraktı. İşte, Efendimiz buyuruyor ki, malum hadis-i şerif, Tirmizi naklediyor. Kimin arzusu ahiret olursa, Allah onun kalbine zenginliği koyar. Gönül zenginliğini koyar. İşlerini muntazam kılar. Artık dünyada dünya boyun eğerek onun peşinden, dünya da onun peşinden gelir, ona hizmet eder. Kimi de hedefi dünya olursa, ihtiras olursa, Allah onun iki gözünün arasına fakirliği koyar, işleri darmadağınık olur. Netice, o ihtirası içinde helak olur, gider. Hazreti Ali radıyallahu anh'dan güzel bir nükte. Ali radıyallahu anh buyuruyor ki, salih ve sadık insanlarla beraber olun. Onlarla oturup kalkın ki, onların karakter ve şahsiyetleri sizleri sirayet etsin. İnsanlar hayattayken sizi özlesinler, vefat ettiğinizde sizlere hasret kalsınlar. En mühim demek ki fazilet, arkadan bir sadaka-i cariye olacak bir imanlı bir nesil bırakabilmek. Malum Ayşe Validemiz naklediyor. Efendimiz son namazı Ebu Bekir Efendimiz mihraba geçirdi. Çok muzdaripti diyor. Ayşe Validemiz, namaz bitti diyor, selam verdi, arkasına döndü. Güzel bir ashâb-ı kirâm cemaati gördü. O ızdırap halinde o kadar güzel bir tebessüm etti ki buyuruyor. Efendimiz, Mekkelileri çok severdi, fedakâr. Ayet-i buyuruluyor. Medinelileri çok severdi. Her inâde semînâ ve atânâ derlerdi. Fakat en çok Efendimiz meşgul olduğu ashâb-ı suffaydı. Arkasından güzel bir nesil yetiştirebilmekti. Cenab-ı Hak inşallah cümlemize arkamızdan güzel bir nesil yetiştirmeyi, bu hak dostları gibi Cenab-ı cümlemize nasip eylesin. Ne mutlu şu gök kubbede bir hoş seda bırakıp ahirete intikal eden hak dostlarına.